Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eleştirel düşünüşe erişememiş kişiler kendilerini yenileme, belleklerini tazeleme gereksinimi duymazlar. Bunlar belirli formül ve öğretilerin içinde dönüp dururlar. Bu şekilde yaşamak onlara daha kolay gelir. Belirli formül ve öğretilerin içinde dönüp durmak ne demek acaba? A. Kalıplaşmış sınırlar içinde kalmak. Formüller kalıplaşmış mıdır? Evet. Sınırlar içinde kalmak, öğretilerin içinde dönüp durmak. Bakın iki kelimeye de uydu. Cevabımız geldi. B. Bilimsel verilerle hareket etmek. Formüller belki bilimsel verilere denk gelebilir ama hareket etmek demiyor. İçinde dönüp durmak dediği için B olmaz. C. Yeni öğreti arayışlarına girmek. Formüller yeni değildir. Onlar kalıplaşmıştır. O yüzden bu yeniden dolayı arayışa girmek de sınırlar içinde dönüp durmakla ilgili değil. O yüzden bu da olmaz. D. Kuşatılmışlık içinde çaresiz kalmak. Belki dönüp durmak kuşatılmışlık olabilir ama formüle denk gelen bir şey yok burada da. E. Öğretilenlerle yetinmeye çalışmak. Formül tam öğretilen değil. İçinde dönüp durmaya da ifade eden bir kelime yok. Cevap A. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Binlerce yıldır dünyadaki egemen kültürler diğer kültürleri baskı altına almış, insanlıklarından uzaklaştırmış. Şu anda öyle bir noktaya gelindi ki dikkat ediyorsanız egemen kültürler de bağırmaya başladılar. Biz çok mutsuzuz. Bunlar kendi kazdıkları kuyuya düştüler ve orada çırpınıyorlar şimdi. Burada bir suçlu aramak doğru değil. Çünkü dünyanın yaşanılması bir yer olması için bütün kültürlerin, insanların hatta canlıların birbirlerine ihtiyacı var. Sırasıyla hangi kelimeler gelecek bakalım. Baskı altına almak, kazdıkları kuyuya düşmek. A. Özgürlüğünü engellemek. Özgürlüğü engellemek baskı altına almaya denk gelir mi? Evet. Hazırladığı kötülüğe kendi uğramak. Kazdığı kuyuya kendisi düşmek. Kendi kelimesi de var zaten. Cevabımız gene geldi A'da. B. Kısıtlayıcı davranmak. Baskıyla kısıtlayıcı evet olur. Ama kötülük yapmayı hedeflemek, kendi kazdığı kuyuya düşmek, kötülük yapmayı hedeflemek değil. C. Yakınında tutmak, baskı altında tutmak tam olarak denk gelmez buna. Yardımcı olmaya çalışmanın da kendi kazdığı kuyuya düşmekle alakası yok. D. Davranışlarını belirlemek, belki bu olabilirdi baskı altına almam. İkinci kısma bakalım. Oyun yaparak yanıltmak, kendi kazdığı kuyuya düşmek, oyun yaparak yanıltmak demek değil. E. Değer bilmek, baskı altına almak, değer bilmek ne alaka? Yapılan iyiliği reddetmek, onun da kendi kazdığı kuyuyla alakası yok. Cevap A. Bu parçada geçen kendi kalarak değişim geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 20 yıl içinde yazdığı şiirlerini Yalnız Karanfil Sokağı adlı bir kitapta toplamış. Kitaptaki şiirleri okuyunca şairin bir değişim geçirdiğini fark ediyorsunuz hemen. Bu değişimin asıl ilginç yanı şairin kendi kalarak değişim geçirmesi. A. Geçirdiği değişimi hissettirmeden yapmak. Burada hissettirmekle ilgili bir şey yok kendi kalarak değişim geçirmekte. O yüzden olamaz. B. Güne ayak uydurmak adına sanatına yenilik katmak. Güne ayak uydurmuyor. Tam tersi kendi kalıyor. O yüzden bu hiç olmaz. C. Yeniliklere açık olduğunu şiirlerinde ortaya koymak. Ama kendi kalarağa denk gelen bir yer yok. O yüzden bu da olmaz. Kendi kalarak kısmını da bulmamız gerekiyor. D. Kişisel duruşunu bozmadan şiiri farklı yorumlamaya başlamak. İşte burada geldi. Farklı yorumlamak da değişime denk geliyor. E. Sanatsal farklılıkları şiirlerinde kullanmak. Bundan da bahsetmiyor. Cevap D. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Okur daha ilk sayfadan itibaren kendini bir soru denizinde buluyor. Bu romanın içinde felsefe, tarih, siyaset gibi konulara sıkça rastlıyoruz. Yazar bu saydıklarımızı bir edebiyat metni içerisinde harmanlayıp ilginç bir roman yazmış. Kitapta çok katmanlı bir anlatım buluyoruz. Okurun tıpkı bir kazı bilimci gibi doğru yolda ilerleyip kitabın sonundaki gizli gerçeği bulması gerekiyor. A. Soru sorma yöntemiyle hazırlanan, hacmi fazla olan. Soru sorma var, burada da soru var ama yöntemden bahsetmiyor. O yüzden burası olmaz. B. Öğrenme isteği uyandıran. Soru sormak öğrenmekle ilgili değil mi? Bir şey öğrenmek istediğimizde onunla ilgili sorular sorarız. Yoğunluk olması da çok katmanlı olması. Bir katmanı açarsın, yeni bir katman, yeni bir katman çıkar sürekli. Cevap geldi. Diğerlerine bakalım. İlgiyi canlı tutan, daldan dala atlayan. Daldan dala atlamak çok katmanlılık değil, bu gider. D. Sürükleyici olan, geniş içerikli aktaran. Katmanlılık geniş içerikli belki olabilirdi ama sürükleyici olan değil soru denizi. E. Anlaşılması güç, uzun soluklu. Burada da özellikle uzun soluklu çok katmanlı uymuyor. Cevap B.
Bu parçada geçen altın bir anahtar sunmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanını elinize aldığınız zaman o romanda anlatılanların geçtiği yerleri, zamanları, o dönemlerdeki yaşam biçimlerini öğrenmeniz için size altın bir anahtar sunulmuş demektir. Geriye o anahtarla o alemde gezinmek kalıyor. A. Bilinmeyenleri aktarmak. Altın anahtar, altın dediğimize göre bir değerli olmalı değil mi? Altın değerlidir. Onunla ilgili bir şey arayacağız. Bilinmeyen değil. Önemli ipuçları içermek. Önemli olabilir mi? Altın önemlidir, değerlidir. Bu olabilir. C. Gerçekliği hissettirmek. Gerçeklikle altın alakası yok. Olaya farklı açıdan bakmak. Altınla alakası yok. Dünden bugüne bilgi aktarmak yok. Önemli. Altın olabilir. Altın önemlidir, değerlidir. Cevap B. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? O, eleştirinin bir ülkenin sanatı ve sanatçısının gelişimi açısından çok önemli olduğuna inanan bir eleştirmendi. Eleştirinin beğendim beğenmedim kavramının dışında olması gerektiğine, bir eleştirmenin görevinin kaleminin tatlı dokunuşlarıyla sanatçıyı yönlendirmek olduğunu savunurdu. Eleştirilerini de hep bu doğrultuda yaptı. Edebiyatımız onun eleştirileriyle sanatına yön vermiş sanatçılarla doludur. Bakalım kaleminin tatlı dokunuşlarıyla sanatçıyı yönlendiren eleştirmenin özelliği neymiş? A. Sanatçıların sanat anlayışını değiştirmek. Yönlendirmek dedi. Tamam, değiştirmek olabilir ama bu tatlı dokunuş nerede? Onu da arıyoruz. B. Düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmak. Bu değil. Burada biraz baskı ifadesi var. C. Kendini sanatın ve sanatçının gelişimine adamak. Belki olabilirdi ama ben gene de tatlı dokunuşa denk gelen bir şeyi arıyorum. Bu da olmaz. D. Yapıtları sadece olumlu yönleriyle değerlendirmek. Bununla ilgili bir şey yok. Yani sadece olumluyla ilgili hiçbir şey yok. E. incitmeden tatlı dokunuş geldi işte, onu arıyorduk. Yapıcı bir tavır içinde eleştirmek. Yapıcı tavırda yönlendirmek. Cevap E. Bu parçadaki altı çizili sözde şairlikle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Türk ve dünya şiirinde önemli örnekleri bulunmakla birlikte aslında akademisyenliğin şairlikle pek ilgisi yok. Akademisyenlik tamamen bilimsel disiplin gerektiren bir alan. Şairlik ise farklı bir haldir. Şairliğin adeta disiplinsizliğe benzeyen bir disiplini, uyku içinde uyanıklık gibi bir hali vardır. İlginç bir şeymiş şairlik, bakalım nedir? A. Kuralsızlık içinde yürütüldüğü. Ama tam olarak onu söylemiyor. Bir disiplinsizlikten bahsediyor ama devamı da var. Uyku içinde uyanıklık. Bununla ilgili de bir şey olmalı. Yani tamamını kapsayan bir şey arıyoruz. B. Benzemezliği ilke edindiği. Belki olabilir ama bir bakalım daha uygunu var mı? C. Hayal dünyasına öne çıkarıldığı. Hiç bununla ilgisi yok. D. Kendine özgü bir tavırla sürdürüldüğü. Disiplin içinde disiplinsizlik varsa, uyku içinde uyanıklık varsa kendine özgü bir tavrı var mıdır? Evet. Yani şu daha kısıtlı kaldı. O yüzden cevap geldi. E. Durağanlık halinin görüldüğü. Durağanlıkla ilgili hiçbir kelime yok. Cevap D. Baskıları göğüslemek zorunda kalmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde vardır? Edebiyatın her döneminde belirli isimler etrafında kıyamet kopmuştur. Bunların büyük bir kısmı edebiyatla doğrudan ilgisi olmayan nedenlerle kamuoyunda duyulmuştur. Bazı isimler ise sürekli olarak gündemde yine benzer sebeplerle canlı tutulabilmiştir. Bu sanatçımız bağlandığı dünya görüşü yüzünden ağır baskıları göğüslemek zorunda kalmıştır. A. Eserleriyle edebiyatımızda bir kilometre taşı olmak. Baskılar ve baskıları göğüslemek zorunda olmak. Bunları ifade eden bir şey arıyoruz ama A'da göremedim. B. Yapılan haksızlıklar karşısında susmamış, haksızlıklarla mücadele etmiş. Yapılan haksızlıklar karşısında susmamak, göğüslemek zorunda kalmak, haksızlıklarla mücadele etmek aynı zamanda. Bu haksızlıklar da bir takım baskılar. Cevap geldi ama C'ye bakalım. Sanat çevresi her nedense onu daima dışlamış, yok saymıştır. Dışlanmak yok burada, baskı var ve göğüslemek zorunda olmak var. De toplumcu sanata katkısıyla edebiyatta haklı bir yer edinmiştir. Hiç baskı yok, baskılarla mücadele yok. E. Sanatını toplum yararına kullanmayı kendine amaç edinmiştir. Yine baskılar ve ona göğüs germek yok. Cevap B. Altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Düşündüklerini, hissettiklerini açıklamaktan çekinmeyen, mücadeleci, her zaman haklıdan yana olan dürüst biriydi. Üstelik yaşadıklarını, düşündüklerini kağıda dökebilecek kadar da kalemi iyiydi. Bakalım kalemi iyi diye denk gelen bir şey hangi cümlede var? A. Yoğun bir anlatımla iletiyi aktarma. Sadece kalemi iyiydi diyor. Yoğun anlatımdan bahsetmiyor. Yani yoğunluk yok. O yüzden bu gider. B. Duru ve yalın bir üslup kullanma. Yine duru ve yalın üslup da yok. Sadece kalemi iyiydi diyor. Çok genel bir şey söylüyor. Burada çok özele inmiş. C. Başkalarına benzemeden yazabilme. İyiydi benzememek demek değil. İyiydi diyor sadece. Başkalarına benzememek, özgün olmak. Burada gene detay vermiş.
D. Dilin inceliklerine dikkat etme. Hala detay veriyor. Dilin incelikleri demiyor. Sadece kalemi iyiydi diyor. E. Başarılı bir ifade gücüne sahip olma. Kalemi iyi, başarılı. Cevap geldi. E. Bu parçadaki işin kılıfıyla uğraşmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bugün serbest nazımla yazan birçok şairde bir eskilik, bir yıpranmışlık var. Binlerce kez tekrarlanmış duyguları, sözleri, ölçüsüz uyaksız söylemek yenilik midir? Okuyana yeni bir bakış kazandırır mı bütün bunlar? Anlaşılan o ki günümüz şairleri işin kılıfıyla uğraşmayı bırakmalıdır. Bir ozanın kendine özgü bir yanı varsa, bunu eski biçimlere bağlı kalarak veya yeni akımların etkisinden kaçınmaksızın da gösterir. A. Duygusallıktan uzak olmak. Kılıfla ilgili hiçbir şey yok burada. Hatalarına gerekçe bulmak. Günlük hayatta da kullanırız. Kılıfını uydurmaya çalışmak. İşte bu hatalarına gerekçe bulmak demek. Cevap geldi ama diğerlerini de bir inceleyelim. C. Ustaları kendine örnek almak. Ustalarla ilgili hiçbir şey yok. Usta kelimesini çağrıştıran bir şey yok. D. Eski ile yeniyi kaynaştırmak. Eski yeni hiçbiri yok. Yeni biçimleri denemeye çalışmak. Yine yeni ile ilgili hiçbir şey yok. Cevap B. Bu parçadaki gözlemlerine kendinden bir şeyler katmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir zaman halkın sesine kulak tıkamış değilim. Onun sorunlarını en içten ve yalın bir anlatımla eserlerimde işlemeye dikkat ettim. Kendimi toplumun bir parçası saydığımdan kimi zaman gözlemlerime kendimden bir şeyler katmayı da ihmal etmedim. Gözlemlerimi genellikle yaşadığım çevreden yola çıkarak aktarmaya çalıştım. A. Gerçekleri yorumlayarak aktarmak. Gözlemler gerçeklerdir, değil mi? Gözlemlediğimiz şey gerçektir. Bu buna denk geliyor. Yorumlayarak aktarmak, kendinden bir şey katmak. İşte bu da buna denk geliyor. Geldi cevabımız. B. Yaşadığı çevrenin dilini kullanmak. Yaşadığı çevreyle ilgili herhangi bir şey yok. Dilini kullanmak hiç yok. Gitti bu. Toplumsal paylaşım bilincine sahip olmak. Nerede toplumsallık? Hiçbir yerde geçmiyor. Gitti. Gözlemin eserin yapı taşı olduğunu bilmek. Tamam, gözlem var ama eserin yapı taşı olduğundan hiç bahsetmiyor. E. Konuyu somut olaylardan oluşturmak. Tamam, gözlem filan belki somut olay olabilir ama kendinden bir şey kattığı nerede? O yok. Cevap A. Bu parçadaki bilinçli bir titizlik göstermek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı bu öyküsünde gereksiz ayrıntılara yer vermiyor. Anlattıklarını yoğun bir biçimde vermesini biliyor. Kullanacağı sözcüğü belirlerken bilinçli bir titizlik gösteriyor. Aşınmış ve kalıplaşmış sözcükleri kullanmaktan kaçınıyor. Cümleler arasında sağlam bir denge kuruyor. Günlük dili olanca güzelliğiyle öyküyü aktarıyor. Türkçeyi doğru ve temiz kullanışı da onu başarıya ulaştıran önemli etkenlerden biridir. Evet, bilinçli bir titizlik göstermeyi arıyoruz. Yani bilinçliye ve titizliğe denk gelecek kelimeler olması gerekiyor doğru cevapta. A. Ayrıntıdan uzak durmak. Ayrıntı uzak durmak. Hiçbiri bilinçliye ve titizliğe denk gelmiyor. Düşüncede yoğunlaşmak. Yine yok burada ne bilinçli ne titizlik. D. Özenli. Titizlik geldi işte. Özenli davranmayı amaç ediniyorsan bilinçlisin. Belli bir şeyi kendine hedefliyorsan, o amaçta hareket ediyorsan demek ki bilinçli bir insansın. Cevap geldi. D. Uyumu sağlamaya çalışmak. Uyum yok. E. Alışılmışın dışına çıkmaya çalışmak. Alışılmışın dışı ile ilgili de hiçbir şey yok. Cevap C.